Chris Ophelia resimlerini uzun vadede koruyabilmek için nasıl bakım yapmamız gerektiğini araştırıyoruz. Sanatçı polyester reçine, hatta fil dışkısı gibi pek alışılmadık malzemeler kullanıyor. Biz de eserleri nasıl koruyabileceğimizi anlamak için materyalleri kendimiz deneyimlemek istedik. Bunun en iyi yoluysa resimlerin kopyasını yapıp bunları testlere tabi tutmaktı. Orijinal materyali test edemeyiz, öyle değil mi? Doğru materyalleri elde etmek için elimizdeki tüm imkanları kullandık. Aynı malzemeleri bulmaya çalıştık. Boyaların markalarının aynı olmasını sağladık. Hatta bize dışkının bile aynı file ait olması gerektiği söylendi. Projenin başında sanatçının kullandığı tuvalin artık üretilmediğini, yani aynı tuvali artık satın alamayacağımızı öğrendik. Chris Ophelia büyük bir duyarlılıkla tuvallerden bularak bize bağışladı. Chris 4 kata kadar astar kullanıyor ve bunların hepsini yüzey mermer pürüzsüzlüğüne kavuşana kadar zımparalıyor. Bunun üzerine çok karmaşık bir grafik çiziyor. Bu konuda tabii ki Chris kadar detaylı bir çalışma yapmadık. Alttaki grafiğin büyük bir kısmı zaten üzerine gelen ve psikodelik bir gökkuşağı gibi görünen akrilik boyayla kapanıyor. Bunun üzerine de seyreltilmiş yağlı boya damlatılıyor. Kuruduğunda da Chris bunu bir arka plana çeviriyor ve yağlı boyayla boyuyor. Zaman zaman da üstünü kazıyarak altındaki boyaların da görünmesine izin veriyor. Arka plan bittiğinde de kurumakta olan fil dışkısını sıcak tutkal tabancası kullanarak eserin üzerine yerleştirdik. Bir sonraki aşamada polyester reçin uygulaması vardı. Eğer fille ilgili kısmın zor olduğunu düşünüyorsanız, bu aşamanın gerçekten de daha zor olduğunu söylemeliyim. Gerçeğine sadık bir kopya yapmamızın sebebi, bunu düşme testine tabi tutarak reçinenin hangi yükseklikten düştüğünde kırılacağını ya da dışkının ne zaman yerinden çıkacağını görebilmekti. Chris'in kullandığı malzemeleri kullanarak daha küçük tuvalleri, onun boyaları keçeli ve fosforlu kalemleriyle boyadık. Bunları yapay yaşlandırma testine de tabi tuttuk. Yapay yaşlandırma testinde tuvalin üzerine aylar boyunca 7 gün 24 saat çok kuvvetli bir ışık tutulur. Amacımız 50 ila 100 yıl içerisinde materyallerin ne duruma geleceğini görebilmek. Bu kadar çok şey görüp kendiniz de işin içinde bulunduğunuzda bir resmin nasıl yapıldığı konusuna iyice hakim oluyorsunuz. Düzgün görünmeyen bir şeyi hemen anlayabiliyor, bir çatlak gördüğünüzde bunun neden ve nasıl olmuş olabileceği konusunda da fikir yürütebiliyorsunuz. Bir sanat eseri hakkında daha çok şey bildiğinizde ona karşı duyduğunuz ilgi ve beğeni de artıyor.